Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 17 Ekim 2017 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 73 güvenlik görevlisi çekilen kura ile belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Erzincan Merkez ve ilçelerde Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 73 güvenlik görevlisi çekilen kura ile belirlendi. Toplum yararına projesi kapsamında 141 kişinin başvurduğu iş için 73 güvenlik görevlisi alındı. Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İşkur İl Müdürü Ömer Faruk Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya Tekin, noter yetkilisiyle birlikte kura çekimine katılan güvenlik görevlileri katıldı. Kamera kayıtları altında çekimi gerçekleştirilen kura, Erzincan merkezden 93, ilçelerden 48 güvenlik görevlisinin başvuru yaptığı kura çekimi sonrası 73 güvenlik görevlisi il, merkez ve ilçelerdeki okullarda görevlendirilecek. Kura çekimi öncesinde konuşma yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde okullarımıza toplum yararına projesi çerçevesinde Erzincan'ımıza 73 güvenlik görevlisinin okullarımızda görevlendirilmeleriyle ilgili olarak yapılan çalışma neticesinde süresi içerisinde bize müracaat eden arkadaşlarımızın kura çekimi için burada toplanmış bulunuyoruz. Görev tanımlarınız belli. Güvenlik görevlisi alınacağına göre okullarımızdaki çocuklarımızın, yavrularımızın güvenlikleriyle ilgili yapılabilecek olan çalışmalarda okul idaresine yardımcı olmak ki biz ilimizde öncelik olarak yatılı okullarımıza güvenlik görevlilerimizi görevlendireceğiz. Burada 73 arkadaşımızın ilçelere 20 arkadaşımız, geri kalan 53 arkadaşımızı Erzincan merkezdeki okullarımızda görevlendireceğiz. Kura çekimi yoluyla buradan alacağız. Tamamen kura, aynı zamanda şey alınıyor değil mi? Kamera çekimimiz yapılacağız. Kamera çekimi yapılacak. Kamera neticesinde herkes, çünkü yarın öbürsü gün herhangi bir itiraz olduğu zaman tamamen sizlere hatta çektireceğiz. İlçeleri ilçelerden, mesela diyelim A ilçemizde kaç kişi müracaat etmiş? 10 kişi müracaat etmiş. Kaç kişi çekilecek oradan? Efendim 5 kişi ya da 4 kişi. İlçe bazında buradan Erzincan'dan Otluk Beli'ne, Erzincan'dan Kemali'ye gitme imkan ve ihtimalini de göz önünde bulundurarak her ilçeyi kendi içerisinde değerlendirmek suretiyle o kuralar orada çekilecek. Merkezin kurası da merkezin müracaat edenler arasında çekilecek. ...19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Erzincan Valiliği tarafından organizasyon düzenlenecek. 19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle Erzincan Valiliği tarafından bir organizasyon düzenlenecek. Düzenlenecek organizasyon hakkında bilgiler veren köy ve mahalle muhtarları, dernek başkanı Oğuz Tekcan tüm muhtarları davet etti. Bu yıl üçüncüsünü kutlayacağımız 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın bir organizasyonu var. Bu organizasyona tüm muhtar arkadaşlarımızı davet ediyorum. Programımız sabahleyin saat 9.30'da Erzincan Belediyesi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koymak. Saat 9.30'da Erzincan Valisi'ni ziyaret. 10.45'te de Erzincan Belediye Başkanımızı ziyaret. 12.30'da da muhtarlarla birlikte yemek programımız vardır. Burada muhtarlarımızın genel problemleri, onlar üzerinde bir görüşme yapacağız. Muhtarlıklarla ilgili projelerimizi sunacağız. Tüm muhtar arkadaşlarımızı bu organizasyona davet ediyorum. Sayın seyirciler, Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPART 2'ye 2 başvuru yapıldı.
Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPART 2'ye 2 başvuru yapıldı. IPART 2'ye yapılan başvuruların bedeli 12 milyon 368 bin TL olup 6 milyon 148 bin TL'si TKDK tarafından karşılanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş yapılan başvurular ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. IPART 2 programında arkadaşlar birinci başvuru kabul döneminde 11 tane başvuru aldık. Bunların yatırım tutarı 5 milyon 900 lira. Burada Erzincan'a 4 milyon lira hibe aktarmayı planlıyoruz. Yaklaşık olarak 2017 sonunda bu hibeyi aktarmış olacağız. IPART 2 ikinci başvuru döneminde 2 tane müracaat aldık. Bu 2 tane müracaatın toplam yatırım tutarı 12 milyon 368 bin lira. Buradan da Erzincan'a 6 milyon 184 bin lira hibe aktarmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar toplam Erzincan'a 83 milyon liralık yatırım kazandırmış olduk. Bu 83 milyon liralık yatırıma karşılık olarak da Erzincan'a IPART'tan 50 milyon lira hibe aktarmış olacağız. Özellikle Erzincan'ın hayvancılık potansiyeli, hayvansal ürünlerin işlenme potansiyeli, işlenmesi pazarlanması, kırsal turizmi, su ürünleri, meyve sebze işleme pazarlama açısından Erzincan oldukça önemli bir şehir. Erzincan TKDK olarak da Avrupa Birliği hibelerini bu anlamda Erzincan'a aktarma anlamında Doğu Anadolu'daki en başarılı illerden biriyiz. Erzincanlı yatırımcılarımızın bu alanda daha çok yatırım yapmaları, Erzincan'ımızın özellikle tarım ve hayvancılık alanında, kırsal turizm alanında daha çok yatırıma kavuşmasını arzuluyoruz. Ve bundan dolayı da Erzincan'a yatırım yapacak olan başvuru sahiplerimizi özellikle Erzincan'a yatırım yapmaları konusunda davet ediyoruz. Etsüt Kurumu'nun Erzincan'daki kanatlı mezbahanesinin burada olması hasebiyle de önümüzdeki 3. başvuru döneminde broiler müracaatlarında Erzincan'da daha yüksek bir başvuru olmasını bekliyoruz. Erzincan'ımızın Doğu Anadolu bölgesinde tarım ve hayvancılık yatırımlarının anahtarı konumunda olmasını bekliyoruz. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlikleri yapılmaya başlandı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından baca temizlikleri yapılmaya başlandı. Her yıl binlerce insanın ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinden dolayı hidrokarbon içeren kömür kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalınmaması ve baca yangınlarına sebebiyet verilmemesi için itfaiye amiri Binali Şimşek baca temizliğinin her yıl en az 2 sefer yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Şimdi vatandaşı bilgilendirmek için şöyle diyelim. Malum bizim Erzincan kış memleketi, sobaların yoğun yandığı yer olduğu için yangın ekseriyet soba bacalarından çıkıyor. Onun için Erzincanlı hemşehrilerimizden tek isteğimiz var. Bacalarını her 3 ayda bir temizletmeleri gerekiyor. Çünkü bacaların içerisi, yani açıklaması gerekirse baca pıkırı gidiyoruz biz ona. Onlarda biriken gurumun sobaların da gür yanması nedeniyle gurumların tutuşması sonucu kızılcım oluşuyor. Oluştuğu gibi de bazen küllüklerden dökülüp tabandan yangın evin içinden başlıyor. Bazen de çatı içerisinden kızılcımlar sıçrayaraktan çatının içerisinde ve çatının üzerindeki yangınlara sebebiyet veriyor. Bu nedenle daha iyi davranmak için hemşerilerimizden tek ricamız bacalarını bir an önce temizletsinler. Tabii biz bu arada bütün ekipman olarak her şeyle hazırız. Mevcut malzememiz de var. Bunu dışarıda özel şirketler de yapıyorlar. Zaten hemen hemen belediyeden bu alındı sayılır. Yani dışarıda özel şirketler bunu yapıyorlar. Onun için ben şunu demek istiyorum. Zaten ücreti de fazla bir şey değil. Dairelerde şahıs olaraktan soba bacası 60 lira. Kalorifer bacaları 90 lira. Bunlara KDV dahil değil. Belediyemiz gelir müdürlüğüne giderek müracaatlarını yapar. Makbuzlarını ibraz ettirir, getirirler bize. Biz burada elemanlarımızı göndererek gerekli temizliği yaparız.
Sayın seyirciler, Halk Eğitim Merkezi'nde 5 günlük Bilişim Teknolojiler Dersi kodlama içerik çalıştayı başladı. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilişim teknolojileri öğretmenlerine rehberlik edebilecek içeriklerin üretilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi'nde 5 günlük Bilişim Teknolojileri Dersi kodlama içerik çalıştayı başladı. İl merkezi 50, il genelinde 16 olmak üzere 66 bilişim öğretmenleriyle birlikte hedef mini çalıştay sonrasında bilim ve teknoloji gelişimini yakalamak. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün çalıştayı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Haftaya Halk Eğitim Merkezimizde temellerini bu yıl ve gelecek yıl inşallah neticelerini alacağımız bir temeli atıyoruz. Bilişim öğretmen arkadaşlarımızdan 9 arkadaşımızla beraberiz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli gelişen, değişen, yeni çağın teknolojisini, teknolojilerini yakalamayla ilgili yapılan çalışmaların birinin daha toplantısını burada yapıyoruz. Gerçi okullarımıza gittiğimizde, gezdiğimizde, velilerle filan görüşmelerimizde herkes bir sınav üzerine bir odaklanmış. Efendim işte ismi veya cismi kelimeleri yan yana getirmek üzere, baş harflerinden bazı şeyleri kırpmak üzere şu sınav bu şuna, sınav şöyledir böyledir. Baktığımız zaman bu sınavlardan daha ziyade bilgi ve bilinç düzeyleri yüksek olan öğrenciler yetiştirmek durumundayız. Çağla rekabet edebilen, geleceğe emin adımlarla bakabilen, koşabilen, yürüyebilen, planlamalar yapabilen gençler yetiştirmek durumundayız. Bunlara da baktığımız zaman gerçekten bu çalışmaların çok büyük etkilerinin olduğunu görüyoruz, göreceğiz. Söylediğimiz gibi çağımızda hızlı bir şekilde sürekli teknolojide olsun, bilimde olsun, bilişimde olsun, iletişimde olsun müthiş bir gelişme var. Biz de bunlara ayak uydurabilen ülkeler çok daha farklı konumlara, farklı yerlere gelebiliyorlar. İlimizde merkez ilçede 50 bilişim öğretmenimiz var. Yani biz bir orduyuz. 50 öğretmen az değil arkadaşlar. 50 öğretmenimiz var. Tüm ili düşündüğümüz zaman 66 öğretmenimiz var. Bu öğretmen arkadaşlarımızla ki söyledik sık değişen ülkelerin gelecekle ilgili plan ve programlarıyla ilgili olarak olmazsa olmaz olan bu çerçevede bizlerin de bir şey yapması lazım. Bu çocuklarımıza yarına hazırlamamız lazım. Ve bunlardan bu bilgi teknolojilerinden, teknolojiden en çok etkilenen de hepimiz biliyoruz ki kimler? Çocuklar, gençler. Ama bunun külfet kötü yönlerini değil, iyi yönlerinden istifade edebilecek olan ve bunun da tabii ki bağımlısı olmayıp buna hükmedebilen insanlar, gençler yetiştirmek durumundayız. İşte bugün kıymetli arkadaşlar bir hafta boyunca 9 öğretmen arkadaşlarımızla mini bir çalıştay yapacağız. Bu mini çalıştayın içerisinde daha ziyade bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programlarını burada bir irdeleyeceğiz. Yani kodlama ile ilgili ilimizdeki bilişim öğretmeni olan arkadaşlarımızda ki biliyorsunuz bunu bakanlık artık 5. sınıflardan itibaren mecbur kıldı. Biz bir yol haritası çizeceğiz. 21. yüzyılın becerileriyle donatılmış olan öğrencileri hazırlamak durumundayız. Burada bir yol haritası çıkaracağız. Burada çalışacaksınız. Bu atölyede tabiri caizse neticesinde bir çıktı alacağız. Bu çıktıyı ilimizdeki gerekirse bütün merkezdeki 50 ilçelerdekilerle birlikte 66 öğretmenimizi sesleyeceğiz. Onlarla birlikte sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaları onların yıllar içerisindeki çalışmalarına bir mihenk teşkil edecek, yol haritası gösterebilecek bir çalışma sergileyeceğiz. Sayın seyirciler, nöroloji uzmanı Doktor Aleftina Ersoy migren hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Doktor Alevtina Ersoy migren hastalığı hakkında bilgilendirme yaptı. Ersoy, migren herhangi bir sebebi olmayan bir baş ağrısı hastalığıdır. MR çekildiği zaman bile gözükmeyen bir ağrıdır dedi. Şimdi migren primer bir baş hastalığıdır. Yani ne demek o? 6 aydan herhangi bir sebep olmayan bir baş ağrısı. Yani MR çektirdiğiniz zaman bazen diyorlar ki MR'a baktılar, migren yok dediler. Öyle bir şey yok. Migren klinik bir tanı. Hasta nasıl şikayet ederse biz ona göre baş ağrısı tipini belirleriz. Ondan sonra tetkik isteriz. 6 ay yatan organik bir problem var mı? Kitle midir, kanama mıdır, artık iskemi midir? Ondan sonra MR normal ise, klinik bulgular migrene uyumlu ise tanısı migrendir. Yani migren tanısı MR'da çıkmaz. Migren büyük ölçüde kalıtsal bir hastalıktır. Migren hastalarının ailesinde mutlaka aynı türde bir baş ağrısı olmalı. Migren, uykusuzluk, açlık, aşırı yorgunluk, bazı içecekler, yiyecekler sevmeyen bir hastalıktır. Baş ağrısı migrende genellikle yarım türünde, yarım baş ağrısı, zonklayıcı, en fazla 3 gün sürer. Baş ağrısı başlamadan önce bazen görme problemleri oluyor ya da vücudun tek tarafında uyuşma olabilir, güç kaybı olabilir ama en fazla 1 saat sürer. Sonrasında bu şikayetler geçecek ve şiddetli ya da orta derecede yarım zonklayıcı baş ağrısı başlar. Bazen baş ağrısına bulantı ve kusma eşlik edebilir. Erzincan'ın dağlarında doğal olarak yetişen C vitamininin deposu olarak bilinen kuşburnu pazardaki yerini aldı. Doğal olarak yetişen C vitamininin deposu olarak bilinen kuşburnu pazardaki yerini aldı. Erzincan'ın köylü pazarı olarak bilinen ve her pazartesi günü buğday meydanında açılan pazarda köylüler topladıkları kuşburnuyu satışa sundular. Köylü pazarında kuşburnu satan köylüler vatandaşların ilgisinin olduğunu ifade ettiler. Şu anda tenekesi 130 lira, 125 lira, 140 lira, 150 lira arası gidiyor. Üretim çok güzel, satışlar çok güzel. Vatandaşta mükemmel para var. Ekonomi güzel abi. Her şey dört dörtlük abi. Evet, kuşburnu için neler söyleyeceksiniz? Kuşburnu da abi, vallahi bin bir derde şifa abi. 40.000 kalori içinde var. Her türlü hastalığa geliyor efendim. Kilosu 6 lira, 7 lira, 8 lira giriyor efendim. Emek elle toplanma hepsi. Tek tek toplanarak şey geldi. Şu anda 6-7 civarında satılıyor. 7-7,5 o civarda satılıyor. Bu yaşa bir de kurusu var. Kurutularak o daha çay için. C vitamininin deposu bu malumunuz. Organik her şey. Doğal. Sayın seyirciler, Erzincanlı milli badmintoncular Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Endonezya'ya gittiler. Erzincanlı milli badmintoncular Dünya Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Endonezya'ya gittiler. 8 milli sporcudan oluşan Türk milli takımının sporcuları 4'ü Erzincanlı sporculardan oluşuyor. Milli takım antrenörleri Murat Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan milli sporcular geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda ilk 16'ya girerek Türkiye'nin en iyi derecesini elde etmişlerdi. Milli takım antrenörü Murat Sönmez yapılacak şampiyon hakkında açıklamalarda bulundu. Sönmez yapmış olduğu açıklamasında, "Geçen yıl elde ettiğimiz Türkiye'nin en iyi derecesini bu yıl daha iyi bir derece yapmak için hazırız. Hedeflerimizi en iyi şekilde ve en başarılı şekilde Türkiye'yi temsil edip daha iyi dereceyle Türkiye'ye gelmek ülkemizi temsil edeceğiz." Milli sporcularımız Nazlıcan İnci, Bengüsü Erçetin, İlayda Nur, Özel Gül, Emre Sönmez oldu dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. 13 Şubat şehir stadında yapılan karşılaşmanın sonucunda 3 puan Anagolt 24 Erzincan Spor'un oldu. Galibiyet serisini devam ettiren Kırmızı Siyahlılar ligde 4. sıraya yükselerek puanını 16'ya çıkardı.
Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.